Aslında Feyzanur Saydam 17 Ağustos'ta o tweet'i atmamış olsaydı bu yaşanan olay... Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğiniz üzere dün Gaziantep'te evinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Feyzanur Saydam Twitter'da gündem olmuştu. Bugün bu gündem artarak devam etti ve ben bu haberi bugün öğrendim ve araştırmaya başladım. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu haberde kilit faktör olarak görmüş olduğumuz bir tane tweet var. Aslında Feyzanur Saydam 17 Ağustos'ta o tweet'i atmamış olsaydı bu yaşanan olay bir kaza olarak gündeme gelecekti belki de. Ama o tweet her şeyin seyrini değiştirdi. İnsanlar o tweet'i okuduktan sonra bu ölüme şüpheyle bakmaya başladılar. Gelin bu tweet neymiş, ihtimaller neler, bunları konuşalım. Videoya tam olarak geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Burada anlattığım şeyler herhangi bir resmi bilgi içermemektedir. Tamamen bu olay sonrasında benim araştırma isteğimle sosyal medyada ve özellikle Feyzanur Saydam'ın Twitter hesabında yapmış olduğum araştırma sonucu kendi görüşlerim içermektedir. Lütfen bu konuyu herhangi bir resmi açıklama gibi düşünmeyin. Çünkü bunlar tamamen benim şahsi açıklamalarımdır. Şimdi genel itibariyle Feyzanur Saydam'ın Twitter hesabını bir inceledim ve bu inceleme sonucunda Feyzanur Saydam ağırlıkla Twitter'ı etkin olarak kullanan birisi. Her gün tweet atmasa bile en azından 3-4 güne bir tane retweet yapıyor, yani sayfasında bir etkileşim oluyor. Fakat 12 Ağustos'ta bir tane tweet atıyor. Bu tweet ne? Çevremdeki herkesten nefret ediyorum diyor. Ve bunun hemen akabinde de bir tane retweet yapıyor aynı gün. Hayatımda beni yoracak tek bir insan dahi istemiyorum artık diyor. Buraya kadar her şey normal. Bu tarz tweetleri herkes atıyor. Ama bugüne kadar sürekli paylaşım yapan, yani genel anlamda paylaşım yapan bir kızın bir anda bu tweetleri atarak paylaşımı kesmesi beni biraz şüphelendirdi ve araştırmaya devam ettim. 12 Ağustos'ta bu iki tweet'i attıktan sonra 17 Ağustos'ta duygusuz olma hashtag ile sosyal medyada sürekli gördüğümüz o tweet'i atıyor. Yani Feyzanur Saydam olayının düğümlenmesine yol açan o tweet'i atıyor. 17 Ağustos'ta bana bir gün ulaşılmazsa kaçmamışımdır, kaybedilmişimdir. Ben bir yerden aşağı atlamam, Allah korkum var benim ama biri atmıştır tarzında bir tane tweet atıyor. Zaten o tweet'i de ekranda görüyorsunuz. Bütün buraya kadar her şey biraz daha normal. Çünkü bildiğiniz üzere Twitter'da hashtag olan kadın cinayetlerinin altına bu tarz tweetler birçok insan atıyor. Zaten çoğu kişi de bu tweetin altına da aynı tweete benzer bir şey ben de atmıştım diye yazmış. Hemen oradan bir tane detay vereyim size. Bir tane erkek kullanıcı olaya bak eğer ölürse neden öldüreceğiyle ilgili önceden yazıyor demiş. Bu konu hakkında bilgi vermiş ve bir varsayımda bulunmuş. Bir tane kız da altına bu bir çeşit protesto gibi bir şeydi ben de attım aynı tarihte bu tarz tweet'i. Genelde aşağı atarak karşı süfer ederek olaylar örtbas ediliyor demiş. Erkek de evet bunu öğrendim umarız sadece acı bir kazadır diye devam etmiş. Bu tweetleri hepimiz can güvenliğimizden endişe ederek yazdık. O yüzden durumun kesinlikle araştırılması gerekiyor demiş. Şimdi olayı biraz daha ilginç kılan olay şu. 12 Ağustos'ta Feyzanur Saydam böyle bir tweet atıyor. Çevremdeki herkesten nefret ediyorum. 12 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar hiçbir tweet atmıyor. 12 Ağustos'ta tweet attıktan sonra 17 Ağustos'ta tweet atıyor ve bu tweet'i paylaşıyor. Yani geriye kalan günlerde herhangi bir paylaşım, retweet veya bir aktivitesi olmuyor. Devam edelim. Biraz daha içeriye doğru yanaşmaya çalışıyorum. 17 Ağustos'ta bu tweet'i atıyor. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Hemen hemen 6 ay, hadi Ağustos saymayalım, 5 ay diyelim. 5 ay boyunca sadece 5 tane bir aktivite sergiliyor Twitter'da. Yani Remomoki herhangi bir tweet'i retweetliyor ama kesinlikle Twitter'ı eskisi kadar aktif kullanmamaya başlıyor. Yine o 17 Ağustos'taki tweet'in altında okuduğum kadarıyla da Feyzanur Saydam'ın arkadaşları, yani arkadaşı olduğu iddia edildiği birkaç kişi kendisini böyle tanıtmışlar çünkü bir doğruluğu var mı henüz bir bilgim yok. Feyzanur asla böyle bir şey değildi, bize böyle bir şey anlatmadı fakat kesinlikle böyle bir şey olamaz. Her ölüm şüpheli değildir tarzında açıklamalar yapmışlar ve bu konunun da uzatılmamasını istemişler. Bir kişinin de yorumu dikkatimi çekti. Nedense aynı yorum farklı hesaplardan bir anda atılmış gönderinin altında diye birkaç kişi de böyle varsayımda bulunmuş. Fakat yeterli
bilgi toplayamadığım için bu videoda onlara yer veremiyorum. Bütün bunlardan sonra da Haluk Levent bir tane destek paylaşımı yapmış. Bugün bu kızımızın intihar ettiği söyleniyor. Feyza'ya ne oldu? Araştırmalı diye paylaşım yapmış. Şimdi bu videoda anlattığım kadarıyla bu olayı daha bir gizemli kılan 12 Ağustos'ta iki tane bunalımlı, depresyonlu diye tabir edebileceğim iki tane tweet atılmış. Akabinde 12 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar tek bir tweet dahi atılmazken 17 Ağustos'ta böyle bir paylaşımda bulunulmuş. Şimdi bu tarz tweetleri Twitter'daki herkes paylaşıyor. Bunalıma giriyor, paylaşıyor, sevgilisinden ayrılıyor, paylaşıyor veya herhangi bir olaya reaksiyon vermek için böyle tweetler paylaşılıyor. Fakat şunu da altını çizerek söylüyorum. Twitter öyle bir platform ki eğer bir herhangi bir olay hakkında bir şey yazmışsanız veya tweetlemişseniz muhtemelen o yazdığınız şeyin sizde bir karşılığı oluyor. Bu ne demek oluyor? Hiç kimse Twitter'a yazdığı bir sözü hayviye yazmıyor. Yani bu biraz şey kullanıcı psikolojisiyle alakalı. Eğer bir kişi herhangi bir konu hakkında tweet atmışsa muhtemelen o konuya kendini yakın hissettiği için atmıştır. Çünkü o tweetleri atan kişilere de baktığınız zaman ya o olayda kendini yakın hissettikleri bir şeyler muhakkak ki vardır. Ardından bütün bunlar yaşandıktan sonra Gaziantep valisi tweet atarak bir açıklamada bulunuyor. Feyza Nur Saydam'ın terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtiyor ve olayı adli makamların titizlikle incelediğini belirtiyor. Yani polis de aslında bu ölüme şüphe gözüyle bakıyor. Ama şunu da yinelemek istiyorum. Bir kişinin pencereden aşağı bakma sonucu düşme ihtimali vardır. Deyim yerindeyse kafa bölgesi ağır geldiği zaman yer çekimine karşı koyamaz ve kişi dengesini kaybeder. Böyle bir ihtimal küçük de olsa var. Ama bütün bu atılan tweetler, bu Twitter hareketleri ve sanki başına bir şey geliyormuş da bu tweet'i atmış gibi diyeceklerim bu kadar. Yani ekleyebileceğim herhangi bir şey yok. Olay hakkındaki benim kendi görüşlerim böyle. Sizlerin görüşlerini de merak ediyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir bilginiz var mı? Veya sizin varsayımlarınız neler? Yorum kısmına bekliyorum. Dediğim gibi olay Türkiye gündemine oturduğu için şu anda ve herkes farklı bir teori yürütürken yani biliyorsunuz zaten sosyal medyada bir şey olduğu zaman herkes bir senaryo yazıyor ve o senaryoyu insanlara uyduruyor. Ben de Twitter'ı da araştırma yaptım ve bunları ulaştım. Haybe'ye yapılmış şeyler değil yani benim dediklerim. Ama dediğim gibi resmiyet yok, sadece ben böyle düşünüyorum. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Bir diğer videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.